Anadolu Üniversitesi 6. Yarı Yıl Kamu Yönetimi Çalışma Ekonomisi 2018 Güz Dönemi 3 Ders Sınav Soruları Soru 1 Emek arz ve talebinin karşılaştığı emek piyasasının işleyişi ve bu piyasada ortaya çıkan sorunlarla uğraşan disipline ne ad verilir? A. İktisat B. Çalışma ekonomisi C. Sosyoloji D. Toplum bilimi E. Kamu ekonomisi Doğru cevap B. Çalışma ekonomisi Soru 2. Ücret oranı arttığında birey aşağıdaki etkilerden hangisine bağlı olarak boş zaman talebini azaltır ve daha fazla çalışmayı tercih eder? A. ikame etkisi B. Kar etkisi C. Gelir etkisi D. Ürün etkisi E. Çıktı etkisi Doğru cevap A. İkame etkisi Soru 3. Çalışanlara piyasa denge ücretinin üzerinde ücret ödenmesinin işten ayrılmaları azaltarak verimliliği artıracağını savunan etkin ücret modeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Kaytarma modeli B) Beslenme modeli C) Sosyolojik model D) İşçi devri modeli E) Seçim modeli Doğru cevap D İşçi devri modeli. Soru 4. Emeğin fiyatı sabitken sermayenin fiyatı ucuzlarsa eş maliyet doğrusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A daha yatıklaşır. B sabit kalır, değişmez. C daha dikleşir. D orijine yakınlaşarak paralel bir şekilde kayar. E orijinden yukarıya paralel bir şekilde kayar. Doğru cevap C. Daha dikleşir. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi beşeri sermaye modelinin temel varsayımlarından biri değildir? A. Beşeri sermaye yatırımı fiziksel sermaye yatırımına benzer. B. İşçiler ve işverenler rasyoneldir. C. Beşeri sermaye yatırımı, verimlilik ve ücret düzeyi arasında doğru orantı vardır. D. Beşeri sermaye yatırımı sadece eğitim yatırımını kapsar. E. Ücret beşeri sermayenin bir fonksiyonudur. Doğru cevap D. Beşeri sermaye yatırımı sadece eğitim yatırımını kapsar. Soru 6. Genel amaçlı iş yeri eğitimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bir firmadan diğer firmaya kolaylıkla transfer edilebilir. B) Tüm iş kolunda geçerlidir. C) Maliyetini İşçi ve işveren paylaşır. D, eğitimi alan işçiye diğer firmalarda ödenen ücret ödenecektir. E, tüm getirisini işçi elde eder. Doğru cevap C. Maliyetini işçi ve işveren paylaşır. Soru 7. 1. Eğitimin politikası. 2. Eğitim ve sanayinin etkileşimi. 3. Eğitimin kalitesi. Yukarıdakilerden hangileri eğitim ekonomisinin kapsadığı konulardandır? A) yalnız 1 B) yalnız 2 C) yalnız 3 D) 2 ve 3 E) 1, 2 ve 3 Doğru cevap E. 1, 2 ve 3. Soru 8. 1. Ücret fonu teorisi. 2. Etkin ücret teorisi. 3. Marjinal verimlilik teorisi. Yukarıdakilerden hangileri geleneksel ücret teorilerindendir? A) yalnız 1 B) yalnız 2 C) yalnız 3 D) 1 ve 2 E) 2 ve 3 Doğru cevap A. Yalnız 1. Yani ücret fonu teorisi. Soru 9. Tam rekabet koşullarında ücretlerin arz ve talebe göre belirleneceğini ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir? A) Artık değer teorisi B) Marjinal verimlilik teorisi C) Ücret fonu teorisi D. Etkin ücret teorisi E. Pazarlık gücü teorisi Doğru cevap B. Marjinal verimlilik teorisi Soru 10. Genel ücret düzeyinin yalnızca sermayenin büyümesi veya işçi sayısının azalmasıyla artabileceğini savunan iktisadi düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. A. Smith B. R. Malthus C. K. Marx D. J. S. Mill E. D. Ricardo Doğru cevap D. J. S. Mill Soru 11. Ücretlerin alt ve üst sınırları olduğunu ve fiili ücretin bu iki sınır arasında bir yerde oluştuğunu ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir? A. Pazarlık gücü teorisi B. Etkin ücret teorisi C. İçerdekiler dışarıdakiler teorisi D. Zımni sözleşme teorisi E. Marjinal verimlilik teorisi Doğru cevap A. Pazarlık gücü teorisi. Soru 12. 1. Beşeri sermaye yatırımının temel boyutlarından biri zorunlu eğitimdir. 2. Beşeri sermaye yatırımı için borç bulmak kolaydır. 3. Beşeri sermaye kişisel tercihler ve beklentilerden etkilenir. Beşeri sermaye yatırımı ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C. 1 ve 2 D. 1 ve 3 E. 1, 2 ve 3 Doğru cevap D. 1 ve 3 Soru 13 Aşağıdakilerden hangisi toplu pazarlık modellerinin kavramsallaştırılmasında kullanılan değişkenlerden biri değildir. A. Rasyonel olmayan seçim B. Sendikal tabanın büyüklüğü C. Grev ve lockout'ın beklenen faydası D. Grev ve lockout'ın maliyeti E. Pazarlık gücü Doğru cevap A. Rasyonel olmayan seçim Soru 14. Neoklasiklerin sendikaların tekel gücüne sahip olduklarını ileri süren tekel yaklaşımı aşağıdaki varsayımlardan hangisine dayanır? A) Emek arzı sabittir. B) Sendikalar ücretleri rekabetçi düzeyin üstüne çıkarırlar. C) Sendikalar piyasadaki rekabet düzeyini artırır. D. Alıcı ve satıcılar piyasa hakkında tam bilgiye sahiptir. E. Emek talebi sabittir. Doğru cevap B. Sendikalar ücretleri rekabetçi düzeyin üstüne çıkarırlar. Soru 15. İşsizlik türleri süresi bakımından kısadan uzuna doğru sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A yapısal, konjüktürel, geçici B geçici, konjüktürel, yapısal C geçici, yapısal, konjüktürel D teknolojik, geçici, yapısal E konjüktürel, yapısal, geçici Doğru cevap B geçici, konjüktürel, yapısal Soru 16. Ücret pazarlığında işverenin taviz verme eğilimi ile grevin beklenen süresi arasında doğru orantılı, sendikanın direnme eğilimi ile grevin süresi arasında ters yönlü bir ilişkinin bulunduğunu ileri süren teori kime aittir? A. Carter Marshall B. Wilton M.C. Kersiye C. Chamberlain D. Dunlop E. Hicks Doğru cevap E. Hicks Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi pasif emek piyasası politikalarından biridir? A. Eğitim B. Bilgilendirme ve işe yerleştirme C. İşsizlik sigortası D. iş yaratma E. İstihdam sübvansiyonları Doğru cevap C. İşsizlik sigortası Soru 18. Heyman'a göre aşağıdakilerden hangisi işçi sendikalarının temsil ettiği çıkarlardan biri değildir? A. Çevre sorunları B. İş yerinde statü ve kariyer ilerlemesi C. Ücret ve istihdama ilişkin çalışma saatleri D. Sosyal ücretin yapısı E. İşverenlerin kar maksimizasyonu Doğru cevap E. İşverenlerin kar maksimizasyonu Soru 19. Parasal ücretlerle işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi inceleyen iktisatçı, aşağıdakilerden hangisidir? A. R. Lipsey B. E. Phillips C. J. F. Mood, D. M. Friedman E. A. W. Phillips Doğru cevap E. A. W. Phillips Soru 20 Gizli işsizlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Açık işsizlikten farklı olarak kişinin bir işi vardır. B. Az gelişmiş ülkelerin tarım ve kamu sektöründe yoğun olarak görülür. C. Emek mobilitesinin doğal bir sonucudur. D. Verimlilik sıfır ya da sıfıra çok yakındır. E. işsizliği tazmin edici bir işlevi vardır. Doğru cevap C emek mobilitesinin doğal bir sonucudur. 2018 güz dönemi ara sınav soruları. Soru 1. 1. Alternatif işin ücret oranı düştüğünde 2. O mesleği yapanların ücret dışı geliri azaldığında 3. Yapılan iş daha güvensiz hale geldiğinde 4. O meslekte çalışanlar arasında yurt dışına göç olduğunda. Yukarıdakilerden hangilerinde bir mesleğe ait emek arz eğrisinin sol içe doğru kayması söz konusudur? A yalnız 1, B yalnız 2, C yalnız 4, D 1 ve 2. E 3 ve 4. Doğru cevap E. 3 ve 4. Yani 3, yapılan iş daha güvensiz hale geldiğinde, 4 o meslekte çalışanlar arasında yurt dışına göç olduğunda. Soru 2. Çalışma çağındaki nüfus için Ülkeler arasında yaygın olarak kabul gören üst sınır yaş kaçtır? A 58 B 60 C 64 D 66 E 68 Doğru cevap C 64 Soru 3. 1. Göçün Yerel iş gücünün ücret ve istihdamı üzerine etkisi, 2. asgari ücretlerin nitelik düzeyi düşük çalışanların işsizlik oranı üzerindeki etkisi, 3. sendikaların üyelerinin ekonomi üzerindeki ekonomik etkisi. Yukarıdakilerden hangileri çalışma ekonomisi disiplininin ilgilendiği konulardandır? A) yalnız 1 B yalnız 2, C yalnız 3, D 1 ve 3, E 1, 2 ve 3. Doğru cevap E. 1, 2 ve 3. Soru 4. Gelir sabitken ücret değişimine bağlı olarak çalışma süresinin nasıl değişeceğini gösteren etki Aşağıdakilerden hangisidir? A fayda etkisi, B ikame etkisi, C ölçek etkisi, D gelir etkisi, E dışlama etkisi. Doğru cevap B, ikame etkisi. Soru 5. Çalışmama kararı ile fayda maksimizasyonu söz konusu ise Denge çalışma süresi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Bütçe kısıtının yatay ekseni kestiği noktada B) Bütçe kısıtının dikey ekseni kestiği noktada C) Bütçe kısıtının orta noktasında D) Orijin noktasında E) Orijin ile bütçe kısıtının orta noktası arasında Doğru cevap A. Bütçe kısıtının yatay ekseni kestiği noktada. Soru 6. Emeğin sadece para ile ölçülen bir değer olmayıp istek, yetenek, deneyim ve bilgi ile bütünleşerek arz edilen bir değer olması ifadesi emek piyasalarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? A, istihdamın işçi ve işveren arasında kişisel bir ilişkiyi ifade etmesi, B, fiyat arz ilişkisinin farklılık göstermesi, C, piyasaların çok sayıda olması, D, emek talebinin türetilmiş bir talep olması, E, tek bir merkezi fiyatın olmayışı. Doğru cevap A, istihdamın işçi ve işveren arasında kişisel bir ilişkiyi ifade etmesi. Soru 7. Nokta nokta belirli bir referans dönemi boyunca Birleşmiş Milletler Milli Gelir Muhasebe ve Denge Sistemleri tarafından tanımlanmış iktisadi mal ve hizmetlerin üretimi için Gerekli olan iş gücü arzını besleyen kadın ve erkekler şeklinde tanımlanır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? A) aktif nüfus B) işsizler C) gücenmiş işçiler D) toplam nüfus E) istihdam edilenler Doğru cevap A Aktif nüfus Soru 8 İstihdamın kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki oranına ne ad verilir? A. Üretim oranı B. iş bulma oranı C. istihdam oranı D. Aktif nüfus oranı E. işsizlik oranı Doğru cevap C. İstihdam oranı Soru 9. Geriye kıvrımlı bireysel emek arz eğrisinin kıvrım noktasının alt ve üst sınırlarında sırasıyla hangi etkiler güçlüdür? A) Gelir etkisi, dışlama etkisi B) İkame etkisi, gelir etkisi C) Çalışma etkisi, boş zaman etkisi D) Gelir etkisi, ikame etkisi e ikame etkisi, dışlama etkisi. Doğru cevap B. İkame etkisi, gelir etkisi. Soru 10. İktisadın temel konularından olan hangi kanuna göre miktarı azalan şey değerlenecektir? A tercih kanunu, B ihtiyaç kanunu, C fırsat kanunu, D. Fayda kanunu E. Nedret kanunu Doğru cevap E. Nedret kanunu Soru 11. Kısa ve uzun dönem emek talep eğrileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. İkisi arasında bir fark yoktur. B. Uzun dönem emek talep eğrisi Kısa dönem emek talep eğrisinden daha diktir. C kısa dönem emek talep eğrisi veri bir ücret düzeyinde yatay eksene paralel iken uzun dönem emek talep eğrisi negatif eğimlidir. D kısa dönem emek talep eğrisi uzun dönem emek talep eğrisinden daha diktir. E uzun dönem emek talep eğrisi Veri bir ücret düzeyinde yatay eksene paralel iken kısa dönem emek talep eğrisi negatif eğimlidir. Doğru cevap D. Kısa dönem emek talep eğrisi uzun dönem emek talep eğrisinden daha diktir. Soru 12. 1. Emek arzı sabitken emek talebinin artması 2. Emek talebi sabitken emek arzının azalması 3. Emek talebi sabitken emek arzının artması 4. Emek arzı sabitken emek talebinin azalması. Yukarıdakilerden hangileri tam rekabet piyasasında arz fazlasına neden olur? A) yalnız 2 B) 1 ve 3 C) 2 ve 3 D 2 ve 4 E 3 ve 4. Doğru cevap E. 3 ve 4. Yani 3 emek talebi sabitken emek arzının artması, 4 emek arzı sabitken emek talebinin azalması. Soru 13. 1. Bilgi eksikliğinin olmaması 2. Güçlü sendikaların var olması, 3. mobilitenin ucuz ve maliyetsiz olması, 4. piyasalar arasında işlerin farklı olması. Yukarıdakilerden hangileri tam rekabetçi iki alt piyasada ücretlerin eşitlenmesini sağlayan piyasa özelliğidir? A yalnız 1, B yalnız 2, C yalnız 4 D 1 ve 3 E 2 ve 4 Doğru cevap D. 1 ve 3. Yani 1 bilgi eksikliğinin olmaması, 3 mobilitenin ucuz ve maliyetsiz olması. Soru 14. 1 marjinal ürün gelirine eşittir. 2 emeğin ortalama maliyetine eşittir. 3 Emeğin marjinal maliyetine eşittir 4. Emek talep eğrisi ile gösterilir. Tam rekabetçi bir firma için emeğin marjinal ürün değeri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) yalnız 2 B) yalnız 3 C) yalnız 4 D) 1 ve 4 E) 2 ve 3 Doğru cevap D. 1 ve 4 yani 1 marjinal ürün gelirine eşittir, 4 emek talep eğrisi ile gösterilir. Soru 15. Kısa dönem emek talebi incelenirken kullanılan ve delta tp bölü delta l şeklinde hesaplanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Toplam ürün B. Emeğin marjinal ürünü C emeğin ortalama ürünü, D ortalama emek verimliliği, E toplam emek verimliliği. Doğru cevap B. Emeğin marjinal ürünü. Soru 6. İstihdam miktarına bağlı olarak toplam ürünün gelişimini gösteren yukarıdaki şekilde üretim bölgesi olarak adlandırılan kısım aşağıdakilerden hangisidir A OX arası B XY arası C YZ arası D OZ arası E OY arası Doğru cevap C YZ arası Soru 17 Yukarıdaki şekle göre tam rekabet piyasasında Arz fazlası aşağıdakilerden hangisidir? A) BD B), B AC C), C AB D) CD E) CB Doğru cevap C) AB Soru 18. Emek piyasasının en belirgin özelliği emek talebinin nokta nokta olmasıdır. İnsanlar mallar ve hizmetleri onlardan sağladıkları fayda sebebiyle talep ederlerken emek işverenler tarafından bir şey üretmek için talep edilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? A) Oligopolistik talep B) Türetilmiş talep C faydacı talep, D pozitif talep, E doğrudan talep. Doğru cevap B, türetilmiş talep. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrilerinin özelliklerinden biri değildir? A orijinden bakıldığında iç bükeydir. B. Azalan marjinal teknik ikame oranı geçerlidir. C. Orijinden uzaklaştıkça daha yüksek üretim görünür. D. Negatif eğilimlidirler. E. Kesişmeme özellikleri vardır. Doğru cevap A. Orijinden bakıldığında iç bükeydir. Soru 20. İş gücünün Ücret artışı sayesinde daha sağlıklı beslenerek daha verimli çalışacağını varsayan etkin ücret modeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Kaytarma modeli B) İşçi verimliliği modeli C) İşçi devri modeli D) Beslenme modeli E) Sosyolojik model Doğru cevap D) Beslenme modeli 2018 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları Soru 1: Emek piyasalarında bireylerin motivasyonları, belirli işlere yatkınlıkları ve yetenekleri bakımından farklı olmaları ifadesi emek piyasalarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? A istihdamın işçi ve işveren arasında kişisel bir ilişkiyi ifade etmesi, B tek bir merkezi fiyatın olmaması, C piyasada bilgi eksikliğinin olması, D işçilerin heterojen olması, E fiyat arz ilişkisinin farklılık göstermesi. Doğru cevap D işçilerin heterojen olması. Soru 2. 1. Alternatif işin ücret oranı düştüğünde, 2. o mesleği yapanların ücret dışı geliri azaldığında, 3. yapılan iş daha güvensiz hale geldiğinde, 4. o meslekte çalışanlar arasında yurt dışına göç olduğunda. Yukarıdaki durumlardan hangilerinde bir mesleğe olan emek arzı artar? A) yalnız 1 B) yalnız 3 C) yalnız 4 D) 1 ve 2 E) 3 ve 4 Doğru cevap D. 1 ve 2. Yani 1 alternatif işin ücret oranı düştüğünde 2 o mesleği yapanların ücret dışı geliri azaldığında Soru 3. Yukarıdaki şekilde gösterilen emek piyasası dengesi hangi piyasa türüne aittir? A) Oligopol B) İki yanlı tekel C) Monopson D) Tekel E) Tam rekabet Doğru cevap A) Oligopol Soru 4. İstihdam kararı verirken işe alınan son işçinin maliyeti ile firmaya sağladığı getiriyi karşılaştırmaya dayanan kural aşağıdakilerden hangisidir? A) Marjinal karar alma kuralı B) Sendika karar alma kuralı C) Kurumsal karar alma kuralı D) Efektif karar alma kuralı E) Tekelci karar alma kuralı Doğru cevap A. Marjinal karar alma kuralı. Soru 5. İşverenlerin önceden kendi aralarında prim ödemek yoluyla bir fon oluşturarak grev esnasında uğranılacak satış geliri kayıplarını azaltmak için birbirlerine destek sağladıkları uygulama aşağıdakilerden hangisidir? A. Sendika aidatı B. Fit her bidding, sendikaların çalışanlarını koruyucu önlemleri. C. Check off, kaynakta tevkif sistemi. D. Grev sigortası. E. Sendikal hizmet fiyatı. Doğru cevap D. Grev sigortası. Soru 6. 1. Piyasayı kısıtlayan düzenlemeler ve sendikalar ücretleri kalıcı bir şekilde artırabilir. 2. Tunç Kanunu'nun açıklayamadığı kısa dönemli ücret değişimlerini açıklamak için ortaya atılmıştır. 3. Emek talebini belirleyen unsur işverenlerin ayırdığı fon miktarıdır. 4. Vergilendirmenin ücretleri azaltması söz konusu değildir. Ücret fonu teorisi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) yalnız 1 B) yalnız 2 C) yalnız 4 D) 1 ve 4 E) 2 ve 3 Doğru cevap E. 2 ve 3. Soru 7. Ücretlerin bir alt ve üst sınır arasında İşçiler ile işverenlerin pazarlık güçlerine bağlı olarak belirlenebileceğini savunan çağdaş ücret teorisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Örtülü anlaşmalar teorisi B) Artık değer teorisi C) Ücret fonu teorisi D) Pazarlık gücü teorisi E) Marjinal verimlilik teorisi Doğru cevap D Pazarlık gücü teorisi. Soru 8. 1. Dışsallık yaratması. 2. Birikimli bir süreç olması. 3. Maliyetinin önceden kestirilebilmesi. 4. Yarı kamusal mal olması. 5. Standartlaşmanın olması. Ortodoks iktisat teorisine göre Yukarıdakilerden hangileri eğitim ve sağlık hizmetlerinin ortak özelliklerindendir? A) yalnız 2 B) 1 ve 4 C) 2 ve 3 D) 2 ve 5 E) 3 ve 5 Doğru cevap B) 1 ve 4. Yani 1 dışsallık yaratması, 4 yarı kamusal mal olması. Soru 9. Bilginin analogdan dijitale dönüşmesi, tekonomi olarak da bilinen dijital ekonominin hangi özelliğini ifade eder? A. Yenilik temelli olmasını, B. Moleküler olmasını, C. Üretici ve tüketici farkının belirsizleşmesini, D. Bilgi ekonomisi olmasını, E. Sanal olmasını. Doğru cevap E. Sanal olmasını. Soru 10. Yukarıdaki şekilde üniversite eğitim yatırımının dolaysız maliyetlerini gösteren bölge aşağıdakilerden hangisidir? A) 04ED B) A04B C) CC04 D) C-C-D-E-D-R-R R. Doğru cevap B-A-04-B Soru 11 Ücretin, firmanın istihdam ettiği en sonuncu işçinin ürettiği son birimin net kıymetine eşit olması gerektiğini savunan teori aşağıdakilerden hangisidir? A etkin ücret teorisi B artık değer teorisi C marjinal verimlilik teorisi D örtülü anlaşmalar teorisi E pazarlık gücü teorisi Doğru cevap C marjinal verimlilik teorisi Soru 12 Ekonomide sektörlerin istihdam koşulları ve ortalama ücretler bakımından iyi ve kötü olmak üzere kabaca iki gruba ayrıldığını, eğitimin kötü sektörde çalışanların istihdam durumlarına ve ücretlerine katkı yapamadığını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? A) Eleme yaklaşımı B) Katmanlı işgücü piyasaları yaklaşımı C) Ayrımcı yaklaşım D feminist yaklaşım, E beşeri sermaye teorisi yaklaşımı. Doğru cevap B. Katmanlı işgücü piyasaları yaklaşımı. Soru 13. Neoklasik yaklaşımın sendikalar konusunda odaklandığı husus aşağıdakilerden hangisidir? A sendikaların yararlı iktisadi aktör olması B etkinlik ve verimliliği artırması C topluma tekel maliyeti yüklemeleri D işçiler için toplu bir ses oluşturması E gelir eşitsizliğini azaltması Doğru cevap C topluma tekel maliyeti yüklemeleri Soru 14 1 Sendikal hizmetler fiyatı 2. Sendika üyeliği nedeniyle işveren tarafından cezalandırılma korkusu. 3. Sendikal hizmetlerin maliyeti. 4. Sendika üyeliği sayesinde daha adil ücret yapısının sağlanması. Yukarıdakilerden hangileri sendikal hizmet talebini belirleyen unsurlardandır? A) yalnız 1 B) yalnız 2 C yalnız 3, D 1 ve 3, E 1, 2 ve 4. Doğru cevap E. 1, 2 ve 4. Soru 15. Bir çiftlikte çalışan 100 kişiden 15'i işten çıkarılmış ancak çiftliğin toplam üretiminde bir değişme olmamıştır. İşten çıkarılanlar aşağıdaki işsizlik türlerinden hangisi ile tanımlanabilir? A. Geçici işsizlik B. Gizli işsizlik C. Mevsimlik işsizlik D. Yapısal işsizlik E. Konjöktürel işsizlik Doğru cevap B. Gizli işsizlik Soru 16 Aşağıdakilerden hangisi konjöktürel işsizliğin özelliğidir? A. Strüktürel işsizlik olarak da bilinmesi B. Teknolojik gelişmelerin oluşmasında önemli bir faktör olması C. Ekonomik faaliyetlerdeki dönemsel dalgalanmalara bağlı olması D. Piyasadaki bilgi eksikliğinden kaynaklanması e süresi en kısa işsizlik türü olması. Doğru cevap C. Ekonomik faaliyetlerdeki dönemsel dalgalanmalara bağlı olması. Soru 17. Yukarıdaki şekil hangi pazarlık modeline aittir? A. Wilton ve MC Kersiye modeli B. Kaufman modeli C. Ashenfilter Filter ve Johnson modeli D. Hicks'in modeli E. Chamberlain modeli Doğru cevap A. Wilton ve MC Kersiye modeli Soru 18 1. İstihdamın korunması 2. İthalatın artırılması 3. İşsizlik sigortası hizmetlerinin yürütülmesi 4. Sanayi yatırımlarının artırılması. Yukarıdakilerden hangileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren iş kurun kuruluş amaçlarındandır? A yalnız 1, B 1 ve 2, C 1 ve 3, D 1, 2 ve 3, E 2, 3 ve 4. Doğru cevap C. 1 ve 3. Yani 1 istihdamın korunması, 3 işsizlik sigortası hizmetlerinin yürütülmesi. Soru 19. A.W. Phillips ile birlikte Phillips eğrisi kavramını ilk şekillendiren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? A. R. Lipsey B. R. Lucas, C. J. F. Mood, D. M. Friedman, E. E. Phillips. Doğru cevap A. R. Lipsey. Soru 20. 1. Tam istihdamı sağlamak. 2. Gelir adaletsizliği hafifletmek. 3. Cari açığı azaltmak. 4. Üyelerinin Ücret ve çalışma koşullarını iyileştirmek. 5. Üyelerinin çıkarlarını temsil etmek. 6. Enflasyonu kontrol altına almak. Yukarıdakilerden hangileri işçi sendikalarının temel amaçlarındandır? A) 1 ve 3 B) 1 ve 6 C) 3 ve 6 D) 1, 3 ve 6 E) 2 4 ve 5 Doğru cevap E. 2 4 ve 5. Yani 2 gelir adaletsizliği hafifletmek, 4 üyelerinin ücret ve çalışma koşullarını iyileştirmek, 5 üyelerinin çıkarlarını temsil etmek. Sınavınızda başarılar dilerim abonem olmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.